Selim hocam merhabalar. Merhaba Derya. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum sen nasılsın? İyiyim çok teşekkür ederim. Bugün Mehmet Sabit Noyan'dan bahsedeceğiz. Ben hiç araya girmeden sözü direkt size bırakıyorum ve dinleme moduna geçiyorum hocam. Teşekkür ederim. Şimdi belli bir hiyerarşiyi takip ediyorduk özellikle başat aktörleri ön plana çıkartan bir e, sıralama yapmıştık. Fakat burada bir ufak müdahale ediyoruz. Araya bir farklı isim giriyor. Mehmet Sabit Noyan. Sabit Noyan normalde Milli Mücadele'nin hep ön planda olan işte İnönü muharebeleri, Kütahya Eskişehir muharebesi, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz süreçlerinde doğrudan tümen komutanı ya da daha üstü kolordu, ordu komutanı olarak görev yapmış bir komutan değil. Ancak neden bu araya girdi? Büyük taarruzdan sonra hatırlarsan daha önce bahsettik birkaç yerde Reşat Çiğiltepe. Reşat Çiğiltepe'nin vefatından sonra 57. Tümen Komutanı olarak göreve başlıyor. Artık Zafer'e giden ordu İzmir'e giderken o kırılma noktasında Tümen Komutanı olarak ömrüne çıkıyor. Daha öncesinde daha küçük mevcutlu bir birliğin bir taktik yapının... Bir alayın komutanı. Ama o alay komutanı olarak hakikaten milli mücadelenin kaderini etki edecek çok önemli bir rol üstleniyor. Bir kritik, hayati öneme sahip bir gece var. O gecenin kahramanı. O yüzden Mehmet Sabit Noyan'ı da araya koyduk. O da sonuçta bir tümen komutanı. Ama ondan daha çok milli mücadeleden bahsederken bir alayıyla beraber alay komutanı olarak bahsedeceğiz. Mehmet Sabit Noyan, Mustafa Kemal Atatürk ve o jenerasyonu düşünürsek Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy onlardan normalde daha küçük, 6 yaş küçük, 1887 doğumlu, İstanbul doğumlu, asker kökenli bir ailenin çocuğu değil, Ömer Faik Bey'in oğlu. Mektebi Harbiye'den 1905 yılında yani Mustafa Kemal'in Kurmay Mektebini bitirdiği sene o Harp Okulu'nu devresinin 30 olarak bitiriyor. Daha sonra kurmay okuluna gidiyor. 1908 yılında da kurmay mektebinden mezun. Mezun olur olmaz kurmay stajını o da pek çok aslında bahsettiğimiz isim gibi ilk olarak 3. Ordu'da Selanik'te yapıyor. Bu hem mektebi harbiye yılları hem daha sonrasındaki bu kurmay stajı dönemi kurmay okulundaki dönemde milli mücadeleden pek çok isimle bir beraberliği var. Tanışıklığı var. Mesela Naci Tınaz'la Kazım Orbay'la. 1905'te mezun olduğu dönemde baktığımız zaman yine devre arkadaşlarına Ahmet Zeki Soydemir'i görüyoruz. Kemalettin Sami Gökçen'i görüyoruz. Ömer Halis Bıyıkta'yı görüyoruz. Tuhaftır ki bu bahsettiğimiz kuşak da Mustafa Kemal ve o asıl milli mücadelenin üst komuta kademesinden belki 5-6 yaş küçükler ama bahsettiğimiz isimlerin hepsi de ya büyük taarruz aşamasında ya Sakarya Meydan Muharebesi'nde çok kritik roller üstlenip kırılma anlarında sahneye çıkan ve bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne üst komuta kademesine kendisini ispat eden isimler. Ömer Halis bu gibi, Ahmet Seki Soydemir gibi. 1906 yılında yine aynı şekilde Ahmet Derviş'le, Dada ile Halit'le ki aslında o bir topçu subayıdır. Kurmay okulunda da onlarla beraber ve 3. Ordu'da kurmay stajını yaptığı dönemde Selanik'te büyük ihtimalle Mustafa Kemal'le de orada yolları kesişti. Orada bir tanışıklıkları oldu. Her ne kadar yaş ve rütbe olarak ondan daha küçük olsa da. Genelde 1910'u referans alıyoruz. Hep o tarihten sonra neler yaptılar diye bakıyoruz. Çünkü ağırlıklı olarak kesişmeler buradan sonra başlıyor. Milli Mücadele Kadroları isimleri arasında. 1910 yılında Selanik'te Assubay Okulu'nda 1. Bölük Komutanı olarak görev yapıyor. Yine Selanik'te. Yine Mustafa Kemal İzzettin Çalışlar gibi pek çok isimle aynı yerdeler. 1911 yılında 18. Piyade Tümeni Kurma kurmay başkan olarak Debre'de 1912 yılında da Balkan Harbi başladığı dönemde Sırp cephesinde yine 18. Piyade Tümen e, Kurmay Başkanı olarak görev yapıyor. Yani 1912 yılında mezuniyetinden Kurmay Mektebi'nden çıktıktan 4 sene sonra kendisini ateşin içinde buluyor. Bundan sonra da zaten hep ateşin içinde göreceğiz Mehmet Sabit Noyan'ı. Mesela 1913 yılında yine Sırp cephesinde bu sefer 6. Kolordu Kurmay Başkanı. O dönemde Kol ağası rütbesine de terfi ediyor. Yani kol da nedir? Yüzbaşı ile başı arasında bir rütbe o dönemde olan daha sonra kaldırıldı bu rütbe. Bu dönemde o bölgede yine aynı yerde görev yapan Fevzi Çakmak, Selahattin Adil, Kazım Özalp, İzzettin Çalışlar, daha önceden de tanışıklı olan Kazım Orbay gibi milli mücadele komutanlarıyla mesaisi var aynı yerde. Daha sonra 1913 yılında İstanbul'a dönüyor. Mektebi Harbiye'de bu sefer tabiye öğretmeni olarak görev yapıyor. Tabiyene strateji, taktik yani iyi bir kurmay subay ve strateji taktik bilgisi donanımı da yeterli görüldüğü için Mektebi Harbiye'de tabiye gibi çok önemli, belki de Mektebi Harbiye'nin en kritik kırmızı çizgisi olan derslerinden bir tanesinin öğretmeni olarak görev yapıyor. Bunu yaptığı dönemde de henüz daha 25-26 yaşında. Ve 1914 Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Akabinde bizim Sivastopol, Novorossiysk gibi limanları bombalayarak Rusların karşısında 1-0 öne geçmek isteğimizle beraber neden bunu özellikle söylüyorum? Bu zaman zaman çok eleştirilen bir şeydir. Ne gerek vardı? Niye bombaladık? Savaşa biz girdik. Yani o savaş zaten çıkacaktı ve o savaşta tarafımızı zaten karşımızdaki düşman bloğu tayin etmişti. Her halükarda Çarlık Rusyası zaten saldıracaktı böyle bir durumda kurbanlık koyun gibi beklemek yerine hem kara ordularını Rusların hem de Karadeniz donanmasını besleyen ana üst durumundaki Sivostopol, Novorossiysk gibi askeri üslerin bulunduğu limanları bombalayarak lojistik desteğini kırarak, keserek en azından 1-0 öne geçmek. Yani bu kavgada ilk yumruğu atmak gibi düşünelim bunu. Çok önemli stratejik bir hamleydi. Eğer bu olmasaydı zaten Bolşevik devriminin ol, olup da işte Çarlık Rusyası'nın pes edip daha arkasından Bresli-Tosk anlaşmasıyla beraber o savaşı Doğu cephesini sonlandırmasını beklemeden gümbür gümbür belki de Doğu Ordusu Sarıkamış üzerinden yürüyerek İç Anadolu'ya belki İstanbul'a kadar da gelebilecekti. Bunlar tabi olasılıklar ama her ne olursa olsun sonuçta biz bu savaşa bu şekilde dahil olduk ve bu savaşa dahil olduğumuz andan itibaren de Mehmet Sabit Noyan da doğrudan yine ateşin içerisinde. 1914'te 22. Hicaz Tümeni'nin kurmayı olarak bu sefer Hicaz'da görev yapıyor. Burada Ahmet Derviş ile Kemalettin Sami Gökçenle beraberler ve binbaşı rütbesine terfi ediyor 1914 yılında. 1915'te yine aynı görevde 22. Piyade Tümeni adını alıyor artık Hicaz Tümeni. 22. Piyade Tümeni'nin kurmay başkanı olarak Hicaz'da görev yapıyor. Ve 1916 yılında Taif'te muharebe sırasında İngilizlerle 23 Eylül 1916'da esir düşüyor. Şimdi bundan sonrası biraz dramatik. Yani bütün devre arkadaşları, silah arkadaşları cepheden cepheye koşarken o esareti yaşıyor. Tam üç buçuk sene boyunca 1919 ortalarında 21 Temmuz 1919'da ancak İngilizler Mondros Mütarekesinden sonra aylar sonra serbest bırakıyorlar. O da serbest bırakılan pek çok subay gibi İstanbul'a dönüyor. Üç buçuk yıllık bir esaretin sonunda. Yani düşün, üç buçuk sene sen esir kampındasın, tutsaksın, pek çok acıya sıkıntıya orada katlanıyorsun. Hakikaten özellikle Mısır'da esir kamplarında kalan sadece Eratın er değil, subayların da ne kadar büyük sıkıntılar çektiğini biliyoruz. Gözlerini kaybeden, görme yetisini kaybeden, sakat kalan çok fazla askerimiz olduğunu biliyoruz. İşte o şartlar altında o da bu sıkıntılara göğüs geriyor ki ilerleyen dönemde anlatımımızın sonlarına doğru gelecek pek çok fotoğrafta göreceksiniz ki çok koyu renkli bir güneş gözlüğü takıyor sürekli. Tıpkı Yakup Şevki Paşa gibi o da gözlerinden rahatsızlanıyor. Mısır'da esaret yaşayan pek çok askerde, subayda olan o göz problemi büyük ihtimalle aşırı klorlu havuzlarda zorla yıkanmaya zorlanmaktan kaynaklı o sıkıntıyı sabit noyanda ilerleyen yıllarında yaşayacaktır. 1919-21 Temmuz'da esaretten döndükten sonra ayağının tozuyla önce İstanbul'da Genelkurmay Karargahı'nda 4. Şube Müdürlüğü'ne atanır. Şimdi o dönemde subayların hepsinin kafası karışık. Yani bunu aşağı yukarı pek çok komutanımızda vurguladık. 550-600 yıllık bir gelenek, bir biat kültürü var. Otorite ve devlet otoritesi gücü belli. Kim? Padişah, halife padişah. Onun ağzından çıkan kanun. Şimdi bu şartlar altında bu kültürü ezip geçip bir yerde padişaha baş kaldırmış durumda olan bir insanın ardına düşmek o kadar da kolay değil. Evet hepsi vatansever ama doğrusunu muhakeme etmeleri biraz zaman alabiliyor. Bir bu tarafı var olayın. Bir de öbür tarafına bakalım. Henüz düzenli ordu o yıllarda yeni kurulmakta olduğu için, tümenler daha tamamlanmadığı için, tümen kadroları tamamlanmadığı için her üst rütbeli subay çıkıp doğrudan Anadolu'ya elini kolunu sallayarak gelemiyor. Çünkü sonuçta bu insanlar taş toprak yemeyecekler. Onların da bir iaşeye, bir maaşa ihtiyaçları var. Konaklama bir problem, aileleri var. Bu şartlar altında ihtiyaç duyuldukça İstanbul'a bildiriliyor ve tümenlerde görev yapacak üst düzey komutanlar istek dahilinde haber gönderilerek çağrılıyor. Bunun başka örneklerini de göreceğiz önümüzdeki haftalarda. Sabit Noyan da bir şekilde bir süre İstanbul'da kalıyor. 16 Mart 1920'deki İngilizlerin İstanbul'u cebri işgalinden sonra şartlar tamamen değişiyor tabii milliyetçi subaylar açısından. Artık İstanbul'da barınmalarına imkan kalmıyor. Zaten pek çoğu İngilizler nezdinde fişlenmiş durumda. İlk İstanbul'dan kaçmak zorunda kalanlar işte İsmet İnönü, Fevzi Çakmak. Bazı kaçamayanlar zaten derdest edilip doğrudan oradan Malta'ya sürülüyor. Neden? Çünkü bunların milli mücadeleyle Ankara'yla ilgilerinin olduğu, onlara çalıştıkları İngilizlerin de malumu olduğu için 16 Mart 1920'de sabırlar taştıktan sonra İngilizler tarafında artık bu milliyetçi subayların hepsini toplayıp ya tutuklayıp ya Maltıya sürgüne gönderip bir şekilde pasifize etme yolunu seçiyorlar. O da ancak 8 Aralık 1920'ye kadar İstanbul'da dayanabiliyor. Daha fazla artık dayanma gücü kalmadığı noktada da İstanbul'da barınamayacağını anladığı noktada o da deniz yoluyla İnebolu'ya gelerek Anadolu hareketine katılıyor. Büyük ihtimalle aynı dönem düzenli orduya geçiş adına artık Gediz Muharebesi'nden sonra daha kesin somut adımlar atılmaya başlandığı dönem, yeni tümenlerin, yeni alayların kurulmaya başlandığı dönem muhtemelen İstanbul'a tamam artık gelebilirsin mesajı gitmiş Ankara'dan. Sabit Noyan onun üzerine Ankara'ya gelmiş. Zaten Ankara'ya gelir gelmez ayağının tozuyla ilk başta zabit namzetleri talimgahı. Zabit na namzetleri talimgahı nedir? İstanbul'daki Mektebi Harbiye. İngilizler oradan oraya oradan oraya savurup da artık Mektebi Harbiye'yi İstanbul'a çalışamaz hale getirince Mektebi Harbiye'nin öğrencileri de Kuleli Asker Lisesi'nin öğrencileri de üçer beşer buldukları fırsatlarla Ankara'nın yolunu tutmuşlardı. Ankara'da artık epey öğrenci biriktiği zaman bir ikinci Kurban Bayramı'nın ikinci günü Cebeci Hastanesi'nde kalmakta olan öğrencileri Mustafa Kemal ziyarete gittiğinde orada bir talepler olur. Derler ki paşam bize bir mektep açın eğitimimizi tamamlayıp artık biz de vatan için dövüşmek istiyoruz. Onun üzerine Mustafa Kemal'in orada verdiği talimatla apar topar Ankara'da Cebeci'nin biraz daha üstünde Abidin Paşa semtindeki zaten ismini de alır Abidin Paşa Köşkü'nde zabit namzetleri talimgahı sınıfı muhtelife yani karışık sınıf Subay adayları eğitim hanesi açılmış olur. Mektebi Harbiye'nin aslında Kurtuluş Savaşı'ndaki devamıdır bu. Sabit Noyan da Ankara'ya gelir gelmez Zaten daha önce anlatmıştım. Tabiye öğretmenliği yapmıştı Mektebi Harbiye'de. O da buraya eğitimci olarak, müdür olarak atanır. 6 aya yakın bir süre burada okulun müdürlüğünü yapar. Kütahya Eskişehir Muharebelerinde, Sakarya'da, Büyük Taarruz'da kaybedeceğimiz onlarca genç teğmenin yetişmesini, az teğmenin yetişmesinde çok büyük emeği vardır. Tabii Ankara'ya geldiği süre içerisinde bu genel kurmaydaki süre içerisinde daha önceden de tanışıklı olan Fevzi Çakmak, İsmet İnönü, Kazım İnanç, Mustafa Kemal gibi isimlerle daha yakından mesaisi olur. Şimdi 1921 yılında artık Sabit da pek çok onun kuşağı gibi aynı devre gibi o da yarbay rütbesine gelmiştir. Fakat mesela onun devre arkadaşlarından Ömer Halis Bıyık da 23. Tümen Komutanı'dır. Ahmet Seki Soydemir önce Mürettep Tümen daha sonra ikinci Süvari Tümen komutanıdır. Ama Mektebi Asli Kıtadır derler ya o 3,5 sene 1. Dünya Savaşı'nda esarette geçirdiği 3,5 sene harp meydanlarından uzak olduğu 3,5 sene İstiklal Savaşı'nda biraz kariyerine yansır ve o daha önce hiç çünkü alay komutanlığı yapmayan Sabit Noyan derler ki ona tavırlarıyla üst komuta kademesi önce bir alay seviyesinde senin sevk ve idareni görelim. Yani burada aslında derya çok önemli bir mesaj da var o da şu. O milli mücadele döneminde dahi askeri teamüllerden ve Türk'ün geleneksel o ordu yapısından, ordu geleneklerinden en ufak taviz verilmiyor. Hiç kimseye iltimas yok. Ne kadar iyi bir subay olduğunu bilirlerse bilsinler. Önce bir alaya çıkması lazım diyorlar. Ve ilk görev yeri de 61. Tümen emrinde 190. Alay Komutanı olarak kıtaya çıkıyor. Şimdi 1921 ve 190. Alay dediğimiz zaman burada ayrı bir parantez açmamız lazım. Şimdi 30 Ağustos'ları biz Zafer Bayramı olarak kutluyoruz. Çünkü 30 Ağustos 1922 Başkomutan Meydan Muharebesi Yunan Küçük Asya Ordusu'nun en ağır darbeyi aldığı ve artık savunma düzenini tamamen kaybettiği tarih. Yani Türk'ün en coşkulu, en mutlu olduğu tarih. Ondan bir sene öncesine gidelim. 30 Ağustos 1921'e. 30 Ağustos 1921 kadar da buhranlı Türk'ün tarihinde karanlık bir gece belki de yoktu muharebe açısından. Çünkü Sakarya Meydan Muharebesi'nde bütün oklar, bütün yaklaşık bir haftayı aşkın süre, 8-9 gün boyunca yapılan muharebeler dönüp dolaşıp çaldığında düğümlenmişti. Ve çaldığını Ankara'nın kapısı olarak gördüğü için de General Populas 4 hatta 5 tümenle ben onu kitapta da yarın olmayacakmış gibi bombardımana tabi tutarak ve bütün gücüyle yüklenerek çaldığını almak için taarruz emri vermişti Popülas. İşte o kritik hayatı öneme sahip gecede 30 Ağustos gecesinde mevzilerine yerleşirken Türk ordusu farkında olmadan 1-1,5 kilometrelik Sivri köyü ile çaldığının hemen kuzeyindeki Gülçeşme yaylası arasında 1-1,5 kilometrelik bir kısmı açık bırakıyorlar gece karanlığında. Genel Populas pek çok hatası olmasına rağmen hayatta doğru bir tek şey yapıyor belki de o boşluğu görüyor. Ve oraya taarruz ederek oradan cepheyi yarmayı deniyor. Bütün bir tümeni harekete geçiriyor ve onun harekete geçmesiyle çaldığı bloğu ki o savunma hattının omurgası o bölgede gerçekten çaldığı düştüğü zaman çok büyük bir sıkıntı ortaya çıkacak. Bunu Dördüncü grup komutanı Kemalettin Sami Bey'de. Kemalettin Sami Gökçen de fark ediyor. Ama elimizde hani arkada yüzlerce binlerce askerin yok ya da ihtiyat tümeni olsa da oraya koşturabileceğin kimse yok. Kemalettin Sami Bey kurmay zekasını kullanıyor. Türk kurmay zekasını ve daha sonra taburlardan bir mürettep birlik oluşturup mesela yama yapacaktır. Ama burada o kadar zaman kaybedecek durumu yok ne yapıyor? Sivri köyünde ihtiyatla bekleyen, dinlendirilen 190. alaya, Sabit Noyan'a derhal çaldığını hareket etmesi, Gülçeşme yaylasına süngü taarruzuyla ele geçirmesi, ve takviye birlik gelene kadar direnmesi emrini veriyor. Şimdi bak 190. alay 8 gündür muharebede. Toydemir, Tarlabayırı hattında muharebede ve zayiatı var. En iyi ihtimalle hiç zayiatsız o 8 günü geçerek geldiğini farz etsek 1200 yaklaşık mevcudu var bu alayın. 1200 askerle Gülçeşme Yaylası'na yerleşmiş olan Yunan Tümeni'ne ki Yunan Tümeni mevcuda yaklaşık 8000. 7500-8000 tüfek. Kendisinden 7 kat fazla birliğe süngüyle taarruz ederek Yunan Tümeni'ni Gülçeşme Yaylası'ndan söküp atmayı başarıyor. Tabi ilk şaşkınlığı attıktan sonra Yunan Tümeni toparlanıyor. Takviye alarak tekrar karşı taarruzla Gülçeşme Yaylası'nı geri alıyor. Sabit Noyan Pes ediyor mu? Hayır. Kendisine verilen emir gayet açık tekrar bir süngü taarruzuyla geri alıyor. Bu şekilde sabaha kadar 2-3 defa çaldığının o Güneybatı bloğundaki Gülçeşme Yaylası çok kritik öneme sahip bir kısmı. Orayı birkaç defa el değiştiriyor. Yunanlar alıyor, biz geri alıyoruz. Yunanlar alıyor, biz geri alıyoruz. Tabi sabaha kadar devam eden bu muharebe nedeniyle de alayın, 190. alayın ne kadar ağır bir zayiata uğradığını tahmin edebilirsiniz. Sonuçta sabah olurken 15. Tümen gelip imdada yetişip Gülçeşme Yaylası'nı ve Çaldığını devralırken teslim alırken 190. Alay'dan tamam artık siz kan borcunuzu ödediniz gidebilirsiniz deyip 15. tümen yerleşirken çaldığına 190. alaydan ancak bir bölük kadar asker 90 ila 100 kadar asker ayaklarının üzerinde yürüyerek inebilir çaldığında. Orada şehit olan mesela tabur komutanlarından bir tanesini bulmuştuk biz en son Ankara yakınında Malıköy tren istasyonunun orada. O kadar ağır bir zayiata uğruyor ki 190. alay. Ondan sonra artık bir daha cephe görevine gönderilecek durumda değil. Sivri yakınlarında ihtiyata çekiliyor ve alay yaralarını sarmakla Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuna kadar meşgul oluyor. Dramatik bir olay. Fakat o küçük kıyamet diyorum ben 30 Ağustos'u 31 Ağustos'a bağlayan gece en kritik gecelerinden biri Sakarya Meydan Muharebesi'ni Sabit Noyan ve alayının fedakarlığı sayesinde cephe yarılmaz. Çaldığını 3 gün sonra popülas ele geçirse dahi ne çaldığının ne de Ankara'nın hayrını göremeyeceğini belki de o gece anlamıştır. Şimdi Sabit Noyan'ın hikayesi elbette burada bitmiyor. 190. alay neredeyse tamamen elden çıkmış durumda. Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuna kadar artık bir daha bir muharebeye girmez. Depo alaylarından gelen takviyelerle 190. alay tekrar yeniden sıfırdan neredeyse yaratılacaktır ve büyük taarruzda da yine kaz uçuran taarruzunda çok aktif bir rol oynayacaktır. Fakat Sabit Noyan'ın da Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra artık 190. alayda rüştünü ispat ettiği için daha üst kademeye ilerleme, daha büyük kıtaata, komuta etme hakkı doğmuştur. Büyük taarruza geliriz. Arada bir 11 aylık bir süre var. Bu 11 aylık süre içerisinde 6. Piyade Tümeni'nde piyade komutanı olarak yani şöyle söyleyebiliriz bu nasıl hani tümen komutanı değil, alay komutanı değil. Bir de tugay yapısı var. Aslında tümen komutan yardımcısı gibi düşünebilirsiniz bunu. 3 alaylı tümenin tamamının bir harekata katılması gerekmediğinde Mesela iki alaylı bir harekat uygulanacağı zaman bir Tugay boyutunda bir operasyon gerektiğinde o zaman Tümen Komutanı karargahında kalıyor. Tugay Komutanı komuta ediyor o iki alaya. İşte onu yapmak üzere Tugay Komutanı olarak 6. Piyade Tümeni'nde görevlendiriliyor. Çok kritik bir rol yine. Hatırlarsan bundan bir iki hafta önce Nazmi Solok'u anlatmıştık. Nazmi Bey'in ne kadar önemli bir rol yap, üstlendiğini ve Kocatepe'yi tek başına yalnız kurtlar sürüsüyle tümeniyle ele geçirmesi ve 11 ay boyunca elde tutmasının bize büyük zaferi getiren en önemli etkenlerden biri olduğunu anlatmıştık. İşte ele geçirme aşamasında olmasa da daha sonra 11 ay Yunanlara karşı Kocatepe'yi ve etrafındaki silsileyi savunarak elde tutmayı başaran o altıncı tümenin içerisinde o da görev yapıyor. Büyük taarruzda sayılı zaman kala bu sefer birinci ordu kurmay başkan yardımcısı olarak görevlendiriliyor. Sakallı Nurettin Paşa'nın kurmay başkan yardımcısı olarak karargahta görevlendiriliyor. Albay rütbesine artık gelecek 1922 yılında. Birinci ordu kurmay başkanı iken büyük taarruzda, büyük taarruzun ikinci gününde trajik bir olay yaşanacak. Ve 57. Tümen Komutanı Reşat Bey, Reşat Çiğiltepe söz verdiği zaman içerisinde ki bu sözü Mustafa Kemal Paşa'ya veriyor. Çiğiltepe'yi alamadığı için kendisini zaferi engelleyen kişi olarak görüp bu engeli kendince ortadan kaldıracak. Milli mücadelenin en trajik olaylarından bir tanesi. Çok üzücü bir olay. E, tabii 57. tümen başsız kalacak değil. Fakat hemen oraya bir tümen komutanı yetiştirmek de o kadar kolay değil o devdebeli ortamda. İlk başta 57. tümenin piyade komutanı İbrahim Bey komuta edecektir 2-3 gün kadar. Ama 4 Eylül günü yani Trikopis'in esir alındığı artık Türk ordusunun İzmir'e yürüdüğü Kula Muharebesi'nin olduğu tarihte de 57. Tümen'in Tümen komutanı olarak sabit noyan görevlendirilecek. Yani o gazi birliğin İzmir'e girerkenki komutanı da sabit noyan olacak. Bir mesela fotoğraf vardır. 1923 yılında ben o fotoğrafı çok severim. Bütün milli mücadele kahramanları bir arada İzmir'de çekilen bir fotoğraf zaferden sonra ordu komutanları, cephe komutanları, işte Ali Fuat Cebesoy orada, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak hepsi oradalar. Hatta daha sonra bu fotoğrafın devamı İzmir Ordu Evi'nde masa başında büyük taarruzu tartışırken bütün komuta kademesi masaya yatırırken neleri doğru yaptık, neleri yanlış yaptık gibi bir değerlendirme yaparken çekilen devamı da var. Ama bu merdivenlerde çekilen fotoğrafta Cevat Çobanlı, yani bütün o üst kademe var. İşte burada da Sabit Noyan'ı 3. sırada da kırmızı okla gösterdiğimiz yerde görüyoruz. O da 57. Tümen Komutanı olarak bu fotoğrafta yer alıyor. Milli mücadele dönemine dair bildiğimiz çok fazla fotoğrafı yok. İşte Milli Mücadele'den sonra çekilen, bu şekilde tümen komutanı olarak çekilen bir fotoğrafı bu. Zaten Sabit Noyan'ın şöyle bir olayı da var. Kamuoyu asıl ismi bilinen ön plandaki komutanlardan olmadığı için Milli Mücadele dönemine kadar Sabit Noyan ismini çok fazla yani Miralay Sabit Bey ismini çok fazla bilmiyor. Sabit Noyan ismi asıl milli mücadele bittikten sonra özellikle 2. Dünya Savaşı yıllarında bütün kamuoyunun bildiği, çok iyi bildiği bir isim haline gelecektir. Yani Sabit Noyan'ın hikayesini anlatırken buna ayrı bir sayfa açmamız lazım. Şimdi 1924-1927 yılları arasında önce Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı yapıyor 3 yıl boyunca. Bak bu çok kritik bir rol çok kritik bir görev. 3 yıl boyunca askeri istihbaratın patronu oluyor Sabit Noyan. Henüz o dönemde daha Miralay rütbesinde. 1927 yılında Mirliva yani paşa tüm general olarak atandıktan sonra bu sefer bir yıllığına 5. Kafkas Tümen Komutanlığı'na getiriliyor. 1928 31 yıllar arasında 3 yıl boyunca yine bu sefer 5. Kolordu Komutanlığı'na vekalet ediyor. Henüz daha o zaman tüm general, kor general değil. 1931'den 33'e kadar bak bunlar hep Mustafa Kemalli yılları Cumhuriyetimizin daha. 2 yıl 3. Ordu Kurmay Başkanlığı yapıyor tekrar karargahta. 33'ten 34'e kadar bir yıllık bir bürokratik görevi var. Milli Savunma Bakanlığı Kara Müsteşarlığı yapıyor. 1934-35 yıllar arasında 20. Piyade Tümen Komutanı olarak görev yapıyor. 1935 yılında Kor Generalliği terfi ediyor. 35'ten 38'e kadar yani Mustafa Kemal'in vefatına kadar, Atatürk'ün vefatına kadar 3 yıl boyunca 2. kolordu komutanı ve Mustafa Kemal'in cenaze töreninde uzaktan da olsa çekilen fotoğraflarda tabutun başında Cemil Cahit Toydemirle Fahrettin Altay'la beraber nöbet tutan komutanlardan generallerden bir tanesi de Sabit Noyandır. 1938'den 1940'a kadar Genelkurmay Eğitim Dairesi Başkan Yardımcılığı yapıyor. Daha sonra edok komutanlığı adını alacak olan yapının nüvesi olan bu birimde iki sene kadar daire başkanlığı yapıyor ve 1940 41 bir, İkinci Dünya Savaşı başladığı dönemde birinci kolordu komutanı. Şimdi 1941 yine bireysel kariyerinde Sabit Noyan'ın bir kırılma dönemi ve 1941 yılında Sabit Noyan sıkı yönetim komutanı olarak göreve başlıyor. Sıkı yönetim neden? Harp dönemi, İkinci Dünya Savaşı aynı zamanda pek çok iç huzursuzluğa gebe bir dönem. O yüzden örfi idare uygulanması gerekiyor. Şimdi bu dönem aynı zamanda onun sıkı yönetim komutanı olduğu dönem hakikaten daha sonraki siyasi hayatımıza da etki edecek bazı sıkıntılı olayların süreçlerinde yaşandığı bir dönem. Mesela bunlardan bir tanesi Türkçülük Turancılık davası. Türkçülük Turancılık davası sırasındaki tutuklamalar, gözaltılar. Aynı dönemde bir de 1944-45 yılları arasında Örfi İdare Komutanlığı'na ilave olarak İstanbul Komutanı görevi de ona tevdi ediliyor. Hal böyle olunca bütün aslında bu tartışmalı süreçlerde hangi gazete sayfasını açsanız mutlaka İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı olarak Sabit Noyan'ın adını da görürsünüz. Bu sıkıntılı yıllar geçtikten sonra 1945 yılında Orgeneralliği terfi ediyor ve 1945'ten 48'e kadar 3 yıl 3. Ordu Komutanı ve aynı zamanda Yüksek Askeri Şura üyesi olarak görev yapıyor. 18 Mayıs 1948'de sağlık gerekçesiyle emekli olmuştur ve ondan sonra çok aramama rağmen açıkçası herhangi bir siyasi ya da ticari faaliyetine rastlamadım. 28 Kasım 1967'de yani emekli olmasından 19 sene üzerinden geçtikten sonra geriye dönüp baktığımızda neredeyse 48'de emekliliğiyle beraber tamamen kabuğuna çekilmiş, tam bir emekli hayatı yaşamış ve dediğim gibi emekliliğinden 19 sene sonra da 28 Kasım 1967'de vefat etmiştir. Özetine baktığımız zaman bahsettiğimiz pek çok komutan gibi aksiyon dolu bir hayatı belki yok. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nda cepheden cepheye koşma fırsatı bulamamış. Çünkü Taif'te girdiği muharebede İngilizlerin eline esir düşmüş. Üç buçuk sene Birinci Dünya Savaşı boyunca neredeyse esir kampında kalmış. Sıkıntılı bir süreç geçirmiş. Döndüğü zaman çok zaman kaybettiği için kendi devreleriyle beraber onlarla eş seviyede kıtalara çıkamamış. Alaydan başlamış ama komuta ettiği alayla da hakikaten milli mücadele tarihinde bir kırılma noktasına temas etmiş, çok önemli rol oynamış bir komutan. Onun da ruhu şad olsun diyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Haftaya tekrar başka bir komutanımızla görüşmek dileğiyle. Evet haftaya da yine Atatürk'ün çok yakın dostlarından, arkadaşlarından çok önemli bir komutan. Paşa ünvanını çok hak eden ve bu nedenle de gazetelere çıkan haberlerinde hep ağzını doldura doldura insanların göğsünü gere gere paşa dediği bir isimden bahsedeceğiz. E hadi ismini de söyleyelim. Şükrü Naili Paşa'yı, Şükrü Naili Gökberk'i anlatacağız. Hatta. Teşekkür ederiz merakta bırakmadığınız için. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.